Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz YouTube kanalımıza. Evimizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bugünkü videomuzun içeriği Windows işlemlerinde masaüstü uygulamalarında yapılabilecek güvenlik testleri nasıl olur? Aslında bu soruya cevap bulacağız. Benim yaklaşık olarak minimalde ona yakın bir metodolojim var, yöntemim var. Bunlardan sırasıyla sizlere anlatıyor olacağım. Bugünkü konumuzun ana başlığı masaüstü uygulamalarında exe kaçırma zafiyetinin tespiti. Hadi gelin videomuza başlayalım. Videomuza başlamadan önce YouTube kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bugün arkadaşlar ben bir tane zafiyetli masaüstü uygulaması buldum. Open source. Kendi cihazıma indirdim. Viperva diye bir uygulama var. Bu Viperva uygulama bir zafiyetli masaüstü uygulaması. Arka planda bir sürü exe vesaire çağırıyor. Bunlar da bugün exe kaçırma, yani DLL hijacking'e benzer exe hijacking diyebileceğimiz bir zafiyet türü. Bunun tespitini nasıl yapıyoruz ve bununla alakalı nasıl hareketler yapıyoruz? Buna değineceğim. Çünkü yardımcı araçlarımdan bir tanesi arkadaşlar Process Monitor, Sys Internals, yani Windows kendi, aslında Microsoft'un kendi tool'larından bir tanesi Process Monitor. Filter alanına geldim arkadaşlar. Operation tab'iyle bir tane create file diye bir value değeri ekledim. Result olarak arkadaşlar result tab'iyle beraber de name not found diye bir filtreleme ekledim. Bununla beraber buradaki alanımda daha rahat işlem yapabilmek için şu an arka planda Viperva çalışıyor arkadaşlar. Viperva hızlı bir şekilde benim aslında Program Files klasörümün altında. Gördüğünüz gibi Viperva'nın altındayım ve aslında burada birçok arka planda exe çalıştım. Biz zaten hani gerçek hayatta da nasıldır? İşte bir .ps, .msi, .exe gibi, .bat gibi uzantılı dosyaları çalıştırdığınızda, genellikle o 64 bit bir kurulum yaptığınızda Program Files'ın altına kurulum dosyaları düşer ve aslında uygulama buradaki kurulum dosyalarıyla beraber çalışmaya başlar. Bugün bu klasörü de incelemeye başlayacağız. Bu klasörde gördüğünüz gibi bir sürü aslında exe'den faydalanıyor. Bugün ben Process Monitor'dan kontrol ettiğimde arkadaşlar benim filtreleme mekanizmamda eklediğim filtrelere baktığımız zaman name not found diye bir ibare geliyor ve create file. Aslında beeper.exe Viperva klasörünün içerisinde Viperva uygulaması çalıştığında beeper.exe de çalışıyor ve pipe client diye bir exe'yi çağırmaya çalışıyor. Ve sürekli buna belli periyotlarda çağırdığını gözlemleyebiliriz. Tabii ki bunu tamamıyla Process Monitör'den takip ederek anlamlandırdım ve aslında sizlere bunu bu şekilde söyleyebiliyorum. Yani sizler de bu testleri yaparken bir süre önce Process Monitör'den bu klasör içerisinde yardımcı olan uygulamaların birbirleriyle olan etkileşimlerini sürekli izlemeniz gerekiyor. Mesela işte Viperva'dan Beeper.exe Shared DLL'i de sürekli çağırmaya çalışıyor. Hani burada DLL hijacking de aklınıza gelebilir ama exe kaçırmaya direkt bakacağım. Mesela Beeper.exe'ye geldim. Mesela create file'dan baktım. Pipe client exe'yi çağırmaya çalışıyor ve aslında bunu belli periyotlarda yapıyor ama bir türlü çağıramadığını name not found olarak getirdiği için çağırıyor. Belli periyotlarda çalıştırmaya çalışıyor ve bununla beraber de aslında ben pipe client exe'nin yerine farklı bir exe koyarak exe kaçırma işlemi yapacağım. Bunun için ikinci yardımcı aracım command prompt arkadaşlar. Bu tarafta hemen bir klasörüne, ana klasöre ulaşıyorum. C klasörünün içerisindeyim. Ana klasörün içerisindeyim. Burada ben bu testi zararsız bir şekilde bulabilmem için, yani exe kaçırma işlemi yapabilip yapamayacağımı Process Monitor'dan baktığımda pipe client exe üzerinde. Bu arada anlatımlarım tamamıyla kabaca, çok teknik detaya girmiyorum. Teknik detaylarını merak edenler exe hijacking diye araştırıp bakabilirler. Çok daha teknik detaylarına ulaşmak için. Burada base bir şekilde anlatmaya gayret ediyorum. Sıfırdan bir sahibi olmayan çalışanlara da hitap etme amacı ile. Şimdi tekrar konumuza geri dönecek olursak C klasörünün altındayım. Calculate exe'yi pipe client exe'ye, yani aslında Viperva klasörünün içerisinde var olan beeper exe sürekli pipe client exe'yi run etmeye çalıştığı için ben diyorum ki ben bunu kaçırabilir miyim? Bir de bu kaçırma işlemini yaparken, exe kaçırma işlemini yaparken şuna dikkat etmeliyiz arkadaşlar. İzinler noktası. Viperva'da bakın bir zafiyeti nasıl buluyorum. Çok basit bir şekilde özelliklere tıklıyorum arkadaşlar. Güvenlik kısmına geldiğimde grup ya da kullanıcı adları kısmı var arkadaşlar. Görüntülediğiniz gibi. Aslında burada hiçbir yetki alanına sahip olmayan bir user'ın da Viperva klasörünün içerisinde bir uygulamayı, bir DLL'i değiştirebileceği hakların olduğunu görüyoruz. Aslında bu bir zafiyet. Yani yarın siz bir yeni bir yapılmış masaüstü uygulaması geldi de bir tane CM var ve o CM'den hizmet alıyorsunuz. Bir masaüstü uygulaması olarak kurmanız gerekiyor. Bir
ajanını. Bu ajanı kurduğunuzda bakın test etme yöntemlerinden yine bir tanesi. Şu an baktığımız zaman arkadaşlar burada yetkisiz bir kullanıcının da bu klasörü içerisinde değişikliğe sebep olma şansına, hakkına tanındığını gördük. Bu zafiyet 1. Daha henüz egzak kaçırmaya gelmedim. O zaman bu zafiyetten yola çıkarak ikinci zafiyetimi, yani ana zafiyetimi, egzak kaçırma işlemini yapabileceğimi düşünüyorum. Yani egzak kaçırırsam ne olur? Ben bir zararlı malicious kodu bu klasörün içerisine koyduğunda egzak olarak deeper egzak, pipe client egzak çağırmaya çalışırsam ne olur? Aslında yetkisiz erişim elde edebilir. Belki de yetki yükseltebilir. Bunu tamamıyla bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi buraya geçtikten sonra VPerva'nın içerisine geldim. Proses monitörüme geldim. Gördüğünüz gibi VPer exe, pipe client exe'yi çağırıyor. Ben de şimdi burada çok hızlı bir şekilde copy komutumla arkadaşlar J klasörünün içerisinde Windows 32 halk exe'mi arkadaşlar getiriyorum. Yine J klasörünün içerisinde Windows, pardon, Program Files, VPerva ve içerisinde Pipe Client Exe'nin içine gömmeyi planlıyorum arkadaşlar. VPerva Pipe Client Exe'yi içerisine gömmeyi planlıyorum, kopyalamayı planlıyorum. Bu şekilde Enter diyorum arkadaşlar. Diyorum ki Override, evet diyorum. Hatta All diyelim. Gördüğünüz gibi aslında Calculate Exe'mi Pipe Client Exe'nin içerisine gömmüş oldum. Hatta bunun doğrulamasını gelin Program Files'in içerisinden yapalım. Gördüğünüz gibi Pipe Client Exe'nin simgesinin de değiştiğini görüntüleyebiliriz. Özellikler diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Calculate Exe aslında içerisine, gördüğünüz gibi Windows Calculator da içerisine gömülmüş oldu. Şimdi burada belli periyotlarda Beeper Exe bunu çalıştırdığı için biraz sonra Beeper Exe'nin timinginde bize aslında bunu çağıracağını görüntüleyebiliriz. Şimdi bunu Process Monitoring'de de görüntüleyebiliriz. Yani şu an bakalım 15.23. Hemen şuraya iniyoruz. İniyoruz arkadaşlar, çağırıp çağırmadığını görüntüleyebilmek için. Gördüğünüz gibi Beeper Exe 15.23'te Pipe Client Exe'yi tekrar çağırıyor arkadaşlar. Şimdi muhtemelen birazdan Calculate Exe'miz çalışacaktır. Evet arkadaşlar, Calculate Exe'miz Beeper Exe'nin tetiklemesiyle beraber açılmış oldu. Burada aslında iki tane zafiyet bulmuş olduk. Ama bugünkü eğitim videomuzun başlığı Exe kaçırma, Exe hijacking. Ama en başta gösterdiğim gibi klasördeki kullanıcı yetki mekanizmalarını görmüş olduk. Ve bunun aslında Exe kaçırmanın daha kolay olacağı. Siz hayal gücünüze kalmış, artık bu Exe kaçırmayı nasıl kullanacağınıza bağlı olarak. Keyifli günler dilerim. Bu video amacı aslında böyle bir seri kazandırmak. Masaüstü uygulamaları sızma testi serimizin ikinci videosunda görüşmek üzere.